Hocam, sayın başkanlarım, değerli çalışma arkadaşlarım, sayın basın, hepiniz hoş geldiniz. İçinde bulunduğumuz alandan bahsedecektim. Nasıl bir miktar bahsetti. Evet, çocuk parkıyla şu içinde bulunduğumuz alan hem basketbol sahasıyla hem tenis kortuyla halkımıza hizmet etmeye devam edecek. Hemen arkamızda Dumankaya'nın iki V'sinin arasında bir inşaat görüyoruz. İnşaatın üstünde insanlar çalışıyor. Bu fikir ortaya atıldığında bu kulenin yapılmasının temel nedeni burada eğitim almayan hiç kimse öyle bir inşaatta yüksekte çalışmasın. Yani Kartal Belediyesi olarak yüksekte çalışma sertifikası olmayan hiç kimse öyle bir inşaatta görev almasın. Usta da olsa bu eğitimi mutlaka görmeli dedi. İş kazalarını ancak o zaman azaltabiliriz. Tabii yakın zamanda Kartal'da çok kötü bir kaza oldu. Bir bina yıkıldı. Neden oldu, niçin oldu, nasıl oldu o tarafı geçiyorum. Bina yıkıldı veya deprem oldu. Depremi ben Erzincan'da yaşayan bir insanım. Deprem geldiği zaman insanın siyasi kimliğine bakmıyor, mezhebine bakmıyor, etnik kimliğine bakmıyor. Geldi mi herkes birden gördü. Dolayısıyla bizim bu bilinçlendirmeyi siyaset üstü düşünmemiz, burada iki tane belediye başkanı adayımız var, Gökhan Bey ve Fehim Bey. Bu makama oturan herkes burayı siyasetin dışında halkın bilinçlenme noktası olarak görmeli ve onun için destek vermeli. Bu sadece Kartal Belediyesi'nin görevi değil. Kartal Kaymakamlığı, Kartal Milli Eğitim Müdürlüğü, çünkü çocukların her şeyden önce yaşları eğitmek biraz daha zor. Ağaç yaşken eğilir. Eğitim de küçükten verilir. Eğer o ilk öğretimdeki çocuklarımıza bu eğitimleri verebilirsek amacımıza ulaşmış ve Kartal'ımızı da, Kartal halkımızı da çok doğru bilinçlendirmiş oluruz. Nasuh yine söyledi. Toplam 220 kişiydi dedi. Bugün 10 binlere ulaştı dedi. Biz bunu Kartal'da başlarsak, yerel yönetim olarak başlarsak ve hükümetin de desteğiyle, yani kaymakamlığın, milli eğitimin, hükümetin buradaki kurumlarının desteğiyle halkı çok iyi bilinçlendirmiş oluruz diyorum. Bu konuda Kartal Belediyesi olarak Türkiye'de ilk defa kreş açtık. Nedir? Alerjik kreş. Alerjik çocuklar kreş. Ama biz bu konuda yeteri kadar deneyimimiz var mı? Hayır. O zaman ne yapalım dedik? İşte o bilgi, yere doğru bilgi birikimini Alerjik Çocuklar Anneleri Derneği'nden sağladık. Burada da bir sivil toplum örgütünün deprem ve afet kurtarma çalışmalarının bilgi birikimini kamuyla yan yana getirip Kartal'a hizmet edelim dedik. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Bu kurumun biraz önce söylediğim gibi siyaset üstü devamını diliyor, saygılar sunuyorum.